Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz hepiniz. Nüket Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. İyiyiz, çok şükür. Davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Sizinle sohbet edeceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Sağ olun. İnşallah. Bir iki dakika İnşallah. Bekleyelim. Takipçilerimiz de gelsinler. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Evet, yoğun çalışıyoruz. Yaz olmasına rağmen hala işte YouTube için çekimler yapıyorum. Onun dışında Eylül ayına hazırlıklarım var. Onları hazırlıyorum. Yarın da güzel bir şey var. Kitap imza günümüz var. Hayırlısı olsun inşallah. Evet. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de sizinle ve takipçilerimizle burada olmaktan çok mutluyum. Sağ olun. Umuyoruz ki dilimiz döndüğü kadar, dilimiz yettiği kadar bir şeyler paylaşmaya çalışacağız. Evet, çok teşekkür ederim. Peki Ben hemen teşekkür ederim. başlayalım Nüket Hanım. Buyurun. Nüket Montaj kimdir? Bir kere öyle bir başlayalım. Hani sizi henüz yeni tanıyanlar, çünkü biliyorum ki çok takipçiniz de var sizin de. Kimdir Nüket Montaj? Bugünlere nasıl geldiniz? Şöyle bir yolculuğunuzu bize anlatmaya başlarsanız çok seviniriz. Buyurun lütfen. Evet, ben 4 yaşındayken ilk kendi kendime sorduğum soru Allah yıldızları neden yarattı? Ya, Allah'ın çok zikredildiği bir ailede büyüdüm. Çok dogmalar yoktu aslında ama iyi de olmuş benim açımdan. Güzel bir aile seçmişim diyelim. evet. Ve tabii sorunun cevabını alamadım. Ta ki 12 yaşına kadar, 12 yaşında Kur'an-ı Kerim'in mealini açma ihtiyacı hissettim. Bir istek duydum. Çünkü annem her perşembe gecesi mutlaka hali hazırda Kur'an-ı Kerim'i okur. Hem Arapça hem meal olarak okur. Ne güzel. Tabii çocuk da gördüğü şeyi yapıyor aslında. Evet. Ben de Kur'an-ı Kerim'i açınca ilk tabii yıldızlara, gezegenlere çok meraklıyım. Bir çocuk olarak seviyorum gökyüzünü. Ardından açtığım ilk ayet Hicr suresinin 16. ayetiydi. Evet. Ve çok etkilendim çünkü gezegenlerden, yıldızlardan, Wow. burçlardan bahsediyordu. Ve o sorunun cevabını yıllarca arayıp bir anda karşıma ilk açtığım sayfada ve Kur'an-ı Kerim'den çıkması çocuk olmama rağmen içimdeki Allah sevgisini, aşkını, inancını kat be kat arttırdı ve beni araştırmaya sevk etti. Ve Evet. orada gezegenlerin de bahsedildiği ayet olunca dedim ki demek ki bizim bildiğimizin dışında bir anlamı var. Hani Evet. sadece okulda öğretilen dünyaya yakınlığı, uyduları değil de demek ki bir de iç manası var. Evet. Tabii içsel bir şey. Zamanla araştırmalarım arttı ama ilk yaptığım şey babamdan bir astroloji kitabı istemek oldu. Burçlarla ilgili. Tabii o zaman bu kadar kaynak yok, internet yok. Babacığım Allah rahmet eylesin güzel de bir kitap seçmiş, getirdi. Kur'an-ı Kerim'le birlikte ben koordine çalışmaya başladım. Evet. Sonrasında liseye gelince çocuk gelişimi bölümünü seçtim meslek lisesinde. Tabii bu da tevafukmuş aslında ama ben hani Mutlaka. notlarım yüksek olduğu için seçmiştim aslında. Çok idrakli değildim. Ama kadın doğum uzmanı olmayı çok istediğim için jinekolog ve üniversite okumayacağım için çocuk gelişimini tercih ettim. Erken bir evlilik yaptım. Bir kızım bir oğlum dünyaya geldi. Ama staj döneminde çocukları hep burçları üzerinden yönlendirmeye, Wow. değerlendirmeye çalıştım. Staj döneminde lisede. Çok etkili oldu bende. Sonra Kesin. gebeliklerim. Sonrasında hayatıma tabii
Doğal taşlar çıktı Oo. karşıma. Doğal taşlar çıkınca dedim ki yani bu doğal taşlar biz yokken de varlar, bizden sonra da olacaklar. Demek ki içlerindeki en büyük bilgelik onlarda var. Doğal Ve taşlar onların bizim ilk halimiz. Yaratılıştaki evet ilk hal. aynen öyle, Evet. aynen öyle. Ben de tabii araştırmalarımı arttırdım. Sistemi başa sardım. Ne güzel. Ve nasıl başladı bu sistem? İşte meleklerden tutun da peygamberlere, insana varıncaya kadar bu Big Bang teorisi, Evet. gezegenler zaten uzun yıllardır astrolojinin içindeyim. Farklı bir bakış açısı geliştirdim. Evet. Fakat 99 yılında Deprem. depremde evet tabii gerçekten bir şerde bin hayır vardır derler ya Aynen. benim için de öyle oldu. En çok etkileyen ve hayatımı dönüştüren olaydır. Çünkü ondan önce yanılmıyorsam 11 Ağustos'ta bir güneş tutulması vardı. Evet, doğrudur. Ben de Evet ve o gün içim çok sıkkındı benim. evet. Ve güneşe bakmak istemedim aslında. Hani evdekiler bakalım falan dediler. Önce bakmak istemedim. Sonra baktığımda güneşi bir kadın ama doğum yapmak üzere olan fakat bir türlü doğuramayan bir kadın gibi hissettim ve ona sordum. Senin için keşke bir şey yapabilsem, yapabileceğim bir şey var mı? Ve çok büyük bir acizlik hissettim. Wow. Evet. Evet ve Ya hafta sonu hayatınızın zaten dönüm noktası diyebiliriz herhalde, değil mi? kesinlikle, evet kesinlikle ve o gece deprem anındaki o acizlik, çaresizlikle ilk sorduğum soru, ya o kadar emindim ki öleceğimize. Çünkü Aa. odada çocuklarımla mahsur kalmıştım ben. Ve dedim seni kim kızdırdı bu kadar? Müthiş Orada bir soru. aslında evet orada aslında Allah'ın celaliyle tanışmışım. Ve şey dedim sen bana bu yaşıma kadar ki 26 yaşındaydım o zamanlar. Dedim eş, evlat, ana, baba, mal, mülk her şey verdin. Ama ben senin için hiçbir şey yapmadım. Eğer öleceksek önce çocukları al ki bizim orada kimsemiz yok. Yalnız kalmasınlar, sağa sola savrulmasınlar. Sonra hemen bizi al, hani yakma gibilerde. O süreci ben hep bunlarla geçirdim. Evet. Sonrasında kurtulunca da dedim ki ne olursun bir şans ver, sana hizmet etme fırsatı ver. Wow. Sana hizmet etme fırsatı ver. Ondan sonra Ankara'ya ertesi gün döndük ve eşime ilk söylediğim şey şuydu, lütfen bir bilgisayar alalım. Da. Ve ben işte doğal taşlar, astroloji, numaroloji, feng shui olmazsa olmazımız aslında. Çünkü biz hep bilmiyoruz, nereden başlayacağımızı bilmiyoruz aslında. Hayat bir kitapsa ve ilk inen ayet ikra okuysa insanın kendinden başka Okuyacak. okuyacağı hiçbir şey yok aslında. Evet. Çünkü kişi kendini bilince büyüklerin söylediği gibi kendini bilen, nefsini bilen Rabbini bilir, Evet. öğreticini bilir, sistemi bilir. Ben de bu şekilde başlamış oldum açıkçası. Harikulade. Böyle de Harikulade. devam etti. Yani aslında sistem sizi yola sokmuş. Bir yandan deprem. Kesinlikle. Bir yandan işte küçüklüğünüzde gezegenleri merak etmenin, sonra Kur'an'ı kim Evet. karşınıza çıkması. Bunlar tabii Evet. ki hepsi tevafuk. Kesinlikle. Evet, sizi zaten büyük bir... Sütün Evet. Peki, madem bu kadar gezegenlerden bahsettik, astroloji hayatınızda ne gibi etkiler yarattı? Hani numerolojiden bahsettiniz, Feng Shui'den, kristallerden. Bu hepsi bir bütün aslında, bir kesinlikle. enerji paketi diyebiliriz. Yani doğada Çok doğru. var olan ve bizim gündelik hayatımızda, her günkü hayatımızda aslında karşımıza çıkan ama farkında olmadığımız bir bütün. Bütün bir paket diyebilirim. O Çok halde güzel duyuyordunuz. astroloji, feng shui, numeroloji, kristaller filan derken hayatınızda bu paket ne gibi etkiler yarattı Nüket Hanım? Biraz açar mısınız bu konuyu? Ne farkındalık. Evet. Çünkü bir kişinin kendisine sorabileceği Hı. ama kalpten, dilden değil, kalpten ben kimim? Hı. Hı. Niçin buradayım?
Çünkü sadece yemek, içmek, sevişmek, dövüşmek, çalışmak değil. Bütün bunlar insanın yaşamını yaşanabilir kılmak, kolaylaştırmak için verilmiş şeyler. Ben Deniz nacizane astrolojiye Tanrı'nın beyin nöronları gibi bakıyorum. Harika. Beyni gibi bakıyorum ve her açtığım haritada adeta bir göz, şekli de benzer zaten zodya, 12 burç, ortada bir nokta vardır. Oradan evler, açılar, göze çok benzer. Ve zaten biliyoruz ki zat da söylüyor. Ayn mesabesi insan, göz. Aynı gözle. İnsandan, evet, insandan seyrediyor kendini. Şimdi başa gittiğimizde bir meleklerden başlarsak, ta ki insana gelene kadar bu tekamül serüveninde insan düşüncede evvel, yaratımda son var. Evet. Biz de bir yemeği yaparken ne yapıyoruz? Önce şu yemeği mi yapsam diyoruz. Sonra malzemeyi ayarlıyoruz. Sonra pişiriyoruz ve ikram ediyoruz. Evet. Ve Önce bir istiyoruz ki tasarım. güzel olsun. Önce bir tasarım, önce bir imgeliyorum. Kesinlikle. Aynı Tanrı'nın Evet. beni yarattığı gibi. Ondan Evet. sonra malzemeleri, melekler, insanlar ve hayvanlar, kristaller derken bir proje oluşuyor ve yaratıma geçiyoruz. Yemek de böyle pişiriliyor. Yaratım da böyle oluyor Aynen aslında. öyle. Evet. Kesinlikle. Ve ben astroloji gerçekten ikra ayetinin karşılığı. Çünkü biz kendimizi tanımıyoruz. Ya isteklerimizle, ya dürtülerimizle, ya korku, endişe ve kaygılarımızla hareket ediyoruz. Ve bir yerde illaki tıkanıyoruz. Bu tıkanma sonucunda bir kaosun içine düşüyoruz. Zaten haritamızdaki kare açılar, karşıt açılarda bize neyi gösteriyor? Bir kaosu gösteriyor ve bu kaosun nedeni bir farkındalık elde etmek. Ve ne diyor? Kul sıkışmadan Hızır Yetişmezmiş. Harika. yetişmez. Peki Astroloji. astroloji haritalarını okuma açısından söylemek istediğiniz şeyler var mı? Çünkü yani astroloji fal değil. Astroloji Kesinlikle. kehanet müessesesi değil. Asla. Astroloji insanı okuma sanatı diyebiliriz. Evet, kesinlikle çok Benim doğru. tabii ki birçok astrolog arkadaşım ve çevrem var. Ne zaman evleneceğim? Nasıl biri gelecek? İşte gibi çok güncel ve sorularla astrologlara başvuruluyor. Halbuki Maalesef. astroloji çok daha derin, çok daha Çok. güzel geri bildirimler, insan hakkında güzel geri bildirimler veren bir sanat diyorum. Çünkü onu okumak bile, onu anlayabilmek ve ifade edebilmek çok büyük bir sanat olarak düşünüyorum. Siz ne Evet. düşünüyorsunuz bu konuda? Ben tüm kalbimle katılıyorum size ve Evet. benim astrolojiyi okumamdaki amacım da aslında yine önce kendimi çözmekti. Hı. Yakınlarıma yardımcı olmaktı. Hani kulaklarını çınlatmadan geçemeyeceğim. Öner Döşer hocamdan ben 2010 yılında bir danışmanlık almıştım. Tabii astrolojiye merakım var ama bir eğitmen olmak, bir danışman olmak hayalini bile kuramayacağım kadar uzaktı bana. Evet. Ancak bunun vakti saati gelmiş ki Öner hocamdan duydum bunu ve dedim ki tamam, Öner hocam söylüyorsa bu Allah'ın sesidir, bu Allah'ın sözüdür. Kimden geldiği hiç önemli değil. Evet. Önemli olan o hitabı almaktır. Ben de zaten o sene babamın rahatsızlığı dolayısıyla kendisine başvurmuştum. Ve kendisinden de duyunca hani mutlaka işte astrolojiye yeteneğiniz var, tasavvufa yeteneğiniz var. Ama o güne kadar tasavvufla çok ilgilenmemiştim açıkçası. Evet. Akabinde Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi ile İbnül Arabi'nin en ince anlaşılabilir kitaplarından başladım. Şu Ben anda de. da tedbirat-ı ilahiyeyi çalışıyorum. Ve Evet. büyük bir keyifle çalışıyorum. Biraz ara verdim gerçi danışmanlıklardan ve eğitimlerden dolayı ama o bütünü oluşturmamda çok büyük etkisi oldu benim için. Ve Evet. şimdi biz bir haritaya baktığımızda ben orada kişiyi katiyen görmüyorum. Direkt asıl sahibine soruyorum. Buradan nasıl bilinmek istiyorsun? Ve Wow. gelenlerin birçoğu da hani Allah'a şükürler olsun ki
Hep farkındalıklı ruh parçaları. Çok İşte güzel. ben kimim? Benim görevim ne? Ben neden bazı olayların tekrarını yaşıyorum? Yani yüzlerce danışan geliyor. Belki iki, belki üç kişi sordu ne zaman evleneceğim diye. Güzel. Yani çok az geldiği için şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü Gerçekten. öngörüye, ileri tekniklere çok girmiyorum. Amacım karma, işte yükler var mı, amaç ne? Bir Evet. de niyetim şu aslında. Asıl alanım tasavvuf, evet. Daha ruhuma hitap eden. Ancak bir sohbete gittiğiniz zaman, çünkü benim de bazı deneyimlerim oldu bu konuda. Bir sohbete gidiyorsunuz, oradan çıktıktan sonra eve geldiğinizde çevre koşulları veyahut da sizin bir anlık gafletiniz sizi yine, çok pardon, o sohbetin haleti ruhiyesini biraz böyle düşürüyor. Dedim ki sohbet yetmiyor. Demek ki bir ilim şart. O zaman gönlüme en yakın ilim hangisi? Astroloji ve numaroloji ve feng shui. Çünkü bakın bu üçü bir sacın üç ayağı gibi. Evet. Ve tasavvuf bunları çevreleyen ve yaşam sahnesine aktarmanızı sağlayan bir yaşam biçimi aslında. Bir Hani disiplin. tasavvuf ne kadar öğrenilir bilmiyorum ama tasavvuf tamamıyla bir haldir. Siz bir ilmi alacaksınız, ilmel yakin. Gözünüzle o ilmin gösterdiklerine şahitlik edeceksiniz. İdrak boyutuna geleceksiniz. Aynel yakin. Sonra eyleme geçeceksiniz. Hakkel yakin. Hak nedir? Size verilen isim ve sıfatların, ayağın sabitenin gerekliliklerini yerine getirmek. İşte Çok. en büyük ibadet çalışmaktır sözü düsturumuz olmak. Araştıracağız. İşte ev hanımı olmak, çalışan hanım olmak hiç önemli değil. Tabii ki. Mutlaka her gün birkaç saat kalben o yakın olan ilme öğrenmeye niyet ettiğimizde yaşam değişiyor. İşte astroloji, numaroloji ve feng shui. Evet, ben astrolojiyi öğrendim. Biliyorum artık. Tamam, numarolojiyi de öğrendim. Çakralarımdaki blokajları biliyorum. Numara. Karmik görevleri biliyorum. Sonra ben şimdi bu araştırmaları yaparken ya da işte dostlarla buluşurken eve geliyorum. Evim dağınıksa aldığım ilmin hiçbir hükmü yok. Bir kere mekan çok önemli. Doğru eşya, işte Feng Shui'de yönler var. Evvela bir bagua haritası çıkarıyoruz. Evin yüz ölçümünü çıkarıyoruz. Odaların boylarına, enlemlerine göre de bu haritayı oluşturuyoruz. Hangi alanda ne var? Çünkü her şey bir enerji. Doğrudur. Ve her şey oysa ki en büyük kanıtı size şah damarınızdan yakınım. Şah damarınızdan daha yakınım demek sen bensin, ben senin. Ama Aynen. ne aynısı ne gayrısı. Aynısı değiliz, bütünü değil. Gayrısı değiliz, ondan başka bir şey yok. Mesnevi Şerif'te de ne güzel geçiyor. Ben gizli bir hazineydim. İstedim Bilinmek. ki bilineyim. Ama ne zaman ki insanı yarattım ben aşkla bilirim. Evet, çok. İnsan muazzam bir varlık. İşte astroloji haritaları ve numaroloji bize bunu gösteriyor. Feng Shui evrenle koordine olmamızı kolaylaştırıyor. Doğru. Bütün bir sistem, renklerin, sayıların, kokuların, objelerin, eşyanın hakikati. Evet, çok doğru. Şimdi bizim evimizde birçok eşya var. Bize hizmet ediyorlar. Bedenlerimiz de o mutlak varlığa hizmet için birer kap ve geçici. Hani hocam derler ya, hiçlik mertebesi. Şimdi bakıyoruz, onun emanetini taşıyoruz. Nasıl hiç olabilir? Bedenen hiçiz çünkü ölümlü ve geçiciyiz. Ama ve lakin taşıdığımız emanet doğrultusunda biz çok önemli varlıklarız. O nedenle canlı cansız yaratılmış her şeye hürmet etmek zorundayız. Aynen. Çok doğru. Hürmet et. Hoşgörü olmazsa, sevgi olmazsa, saygı olmazsa bu işi başaramayız. Doğrudur. İnsanın temeli, bakın ne diyor Alak suresinde? Sudan yarattım diyor. Su hep aşağı akar. Tevazudan yarattım. Taşıdığı emaneti bilecek ama ego yapmayacak. Kesinlikle. Tevazu. Ateş hep yukarı yanar. İstediğiniz kadar eğin. O nedenle cinler, şeytanlar der ki ateşten insan sudan. İnsanın tevazusu
sevebilme, akledebilme ve bunu dile getirebilme yetisi hiçbir varlıkta yok. İdrak olsa bile yok. Ay O siz ne nedenle kadar muazzam. güzel Nüket Hanım ya, insanın yüreğine dokunuyorsunuz. Harika bir Estağfurullah. var gerçekten. Estağfurullah. Yanıma ağzınıza sağlık. Şimdi burada Yücel Bey Estağfurullah. şöyle bir soru sormuş. Tabii ki buna verilecek yanıt çok kolay bir yanıt. Feng Shui Budizm öğretisi, bunun İslam'la alakası yoktur. Evet, Şimdi evet. Feng Shui Budizm öğretisidir ama evrende bir bütündür. Kesinlikle. Az hepsi bütünün bir parçası olarak kabul etmek lazım. Sadece İslamiyet'in gereklilikleriyle çalıştığımız zaman, o zaman enerjiyi birbirinden ayrıştırmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, dualiteye düşüyoruz. Evet. Siz ne dersiniz Yücel Bey, nasıl yanıtlarsınız? Güzel bir sorusu için teşekkür ediyorum. Bize de fırsat verdi bunu dile getirmek için. Bakın, İslamiyet tamamıyla birleştirmek için, birlik için gelmiş son dindir. Bütün peygamberleri, bütün dinleri, bütün öğretileri birleştirir. Şimdi Hak Teala ayırmamış hepimizi dünya üzerine yerleştirmiş. Tamam, ırklar var, soylar var, mezhepler var ama bunu insan yaptı bir şekilde. Evet. Aslında kaynak bir. Derler ya, her doğan İslamiyet üzere doğar. Yani birlik, vahdet-i vücut. Biz ayırmıyoruz efendim. Şimdi yeşil gözü, mavi gözden ayırmıyorsak, siz de kendi azalarınızı, bakın ayak tırnağınız en uzak, saç teliniz yukarıda. Bu kadar uzağız ama bir bütüne aitiz. Hangi dine, hangi öğretiye ait olduğu önemli değil. Siz İslam bayrağı altında doğduysanız, bir kere birleştirmenizi istediği için buradasın. Çok güzel. Öyleyse biz burada diğer dinlerin aslında birçok dinde namaz var. Birçok dinde oruç var. Birçok öğretide var. Kesinlikle. Sadece İslamiyet bunu, Budizm, Hinduizm, İslamiyet, işte Hristiyanlık, Yahudilik diye ben bölmek istemiyorum. Benim hafsalama almıyor. Yani Bu benim bütün bozuyoruz eksikliğim. o zaman. Bütün Bütünlüğü bozuyor. Evet, iç azalarımız, dış azalarımız gibi. Her şeyin bir görevi var. Yusuf Bey miydi? Ha, Yücel Bey. Çok özür diliyorum. Yücel Bey, ben şeyi sadece denemek için bir hayatını alsın. evet. Bir araştırsın. Bakın, bizim en büyük eksiğimiz bu hocam. Biz hemen reddediyoruz. Hemen sorguluyoruz. Tamam, sorgulayalım ama karşıt bir fikir oluşturmak için değil. Acaba ne diyor? Bir bakayım. Belki benim eksiğim. Doğru. Bunun gerçekliği var. Biz bilsek de bilmesek de. İnansak da inanmasak da, ben nacizane Güney Ay Düğümü ikizler biri olarak ben öğrenmeye hep açım. Ve bu sistem, her şey ona aitse, onu tanımak için tabii sesliyorum açıkçası. O nedenle Yücel Bey'e bir araştırmasını nacizane tavsiye ederim. Ben şu iyi, eşyanın hakikatini de en çok gözler önüne seren bir ilim olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve hayatımıza aldığımızda gerçekten çok fark yaratıyor. Ben yıllardır Feng Shui'yi uyguluyorum, hem kendi evimde, hem dostlarımın evinde, hem soranların evlerinde ve gerçekten fark yaratıyor. Yücel Bey'e şöyle bir hikaye anlatayım. Evet. Bundan yaklaşık olarak 18 sene önce evimize bir akvaryum aldık. Ve eski eşim dedi ki, bunu güneybatı köşesine koyacağım. Dedim ki, orası uygun değil. Çünkü orası evlilikler ve ortaklıklar alanı ve orada ateş elementi kullanılmalı. Sen akvaryumu oraya koyarsan bütün balıklar sabaha ölürler. Ve gerçekten dediğim gibi oldu. Bütün balıklar sabah öldüler. Ertesi günü yeni bir akvaryumu kuzey tarafına koyduk. Ve akvaryumumuz yıllarca balıklarımız sağ salim yaşadılar. Bu sadece küçük bir anekdot. Yücel Bey bir araştırsınlar derim. Evet, çok güzel. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Numeroloji Buyurun. ilgileniyorsunuz. Evet. O paketin içinde yer alıyor. Enerji paketinin içinde yer alıyor. Beni birazcık görmeniz Kesinlikle.
kısmı mum yaktım çünkü. Vallahi bunun enerjisini çok severim. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi Nikola Tesla'nın 3-6-9 şeyini hani evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız 3-6-9 rakamlarının sırrına ulaşmak gerekiyor gibi bir şey var, açıklaması var. Siz bu konuda Evet. neler söylüyorsunuz? Bir de numerolojide şöyle de bir şey sormak istiyorum. 11, 22 ve 33 Evet. çok değerli şeylerdir, sayılardır. Bunların da bir açıklamalarını verirseniz kehaneye indirgenmeyen rakamlar diyebiliyorum. Çünkü bunlardan bir tanesi de 11 benim. Her şeyim 11. Evimden tutun evimin numarasına kadar Harikasın. gerçekten o yüzden ben çok eğildim ve çok araştırdım bu şeyleri. Böyle bir konuşursak numeroloji üstüne de çok Evet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi 3, 6, 9 benim hayatımda da çok önemli numaralar. evet. Çünkü doğduğum ev 39'a 3'tü. Evet. Sonrasında şu an taşındığım ev de mesela 285'e 6'dan 6'yı veriyor. Hı. Şimdi 3 yaratım enerjisi ve solar plexus çakra. Yani Ve alttan başladığımız zaman üçüncü çakra diyoruz. evet, alttan başladığımız zaman üçüncü çakra. Zaten birinci çakra kök çakra. Evet. İkinci çakra sakral çakra. Üçüncü çakra solar plexus. Ve solar plexus'ta mide, bağırsak, değil mi? Hepsi var. Evet, Ve evet. biz en çok rahatsızlıkları buradan yaşıyoruz. İşte hazmedemediğimiz zaman mide problemleri. Evet. Yolumuzda ilerlemiyorsak bağırsak problemleri, korku, endişe ve kaygılarımız çoksa böbrek rahatsızlıkları, öfkemiz varsa karaciğer sorunları. 3 yaratım enerji. Evet. Bakın 1 ile 2'nin birleşiminden oluşuyor. 1 tekliğin sayısı, benliğin, egonun rakamı ve Elif'e benzer. Ve bütün diğer rakamlar hep birden oluşur aslında. İki, dualiteyi gösterir ve yine iki birin birleşiminden ben ve sen. Evet. Orada artık ilişkiler başlar. Çok pardon. Anne baba çocuk da diyebiliriz üç için. Yani Evet. bir tamamlama. Anne, baba, çocuk, akrabalar, Evet. artık çevreye açılıyoruz. İletişim artıyor. Astrolojide de üçüncü ev ikizlerin Merkür'ün evidir. Evet. İlk iletişim, dualite ve Merkür aslında Tanrı'ya şahitlik etmek demektir. Çünkü alışveriş yapıyoruz. Geometrik Beş duyuyu, evet. tamamlanma bir siklusun kapanması olarak kabul ediyoruz geometrik yapıda. O yüzden Evet. şeyde de Hristiyanlıkta da biliyorsunuz testis. Tabii teslis, baba, oğul, kutsal ruh. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Üç. Altıya. Çok kesik kesik alıyorum sesinizi ama. Şimdi alıyor musunuz sesimi? Evet, şu an geliyor hocam. Evet. Tamam. Altıya baktığımızda altı aileyi gösteriyor. Evet. Dünyayı gösteriyor. Maddeyi gösteriyor. Bakın, altıyı yazdığımızda dairesi aşağıdadır. Ne Evet. yaparız? Aşağıdaki bilgiyi, bütünselliği yukarı göndeririz aslında. Yine altı, astrolojide altıncı ev, Başak Burcu, hizmetin evi, değil mi? Evet. Yine yakın çevre. Biz altıda aslında dünyayı, maddeyi deneyimleriz. Aile olmayı deneyimleriz. Ve bizler aslında, benim için aile, kolektife hizmet etmek için, bütüne hizmet etmek için bir staj alanıdır. Çünkü biz anne baba çocuklar, yakın akrabalarla anlaşamadığımızda, idare edemediğimizde, öğrenemediğimizde biz bütüne nasıl hizmet edeceğiz? Aynen. Meslek seçince de öyle değil mi? Evvela staja gidiyoruz, sonra uzmanlaşıyoruz. Kesinlikle. O Doğru. nedenle altıyı aile, madde olarak, dünya olarak düşünüyorum. Dokuzda da ne vardır? Bakın, dairesi yukarıdadır. Evet. Yukarıdaki bilgiyi aşağıya indiririm. Ve bu ilahi kanal kapısıdır. Dokuzuncu çakra.
Evet, şimdi şeye baktığımız zaman İbrani alfabesine Alef diye birinci harf vardır. Elif'in karşılığı. Arapça Elif. Evet. Ve Alef'e baktığınız zaman yukarıya bakan bir, hani sizin dediğiniz gibi daire, ve daire aşağıya bakar. Bu yot harfidir. Bir de aşağıda bir harf vardır. Daire, yani aşağıdaki altıdır, yukarıdaki dokuzdur. Ortadaki çapraz, yani Elif'i veren çapraz da hayat ağacıdır. Dolayısıyla aynı Evet. duruşu gibi Mevlana da şöyle durur, yani düz durmaz. Aynı şöyle, Temelden. ve dolayısıyla 6 ve 9'a işaret eder Mevlana. Sizin hani demin anlattığınız gibi 6 yukarıya yot harfidir o. Bir de 9 Evet. aşağıya, o da yot harfidir. Ve insanın kendisi yaşam ağacı. Yani o bütün tablo yot harfi 3, 6, 9'u veriyor. Tamamen Harika. 3, 6, 9 insanın tamamıdır. Hayat ağacının tamamıdır. Evet, muazzam bir sistem işte. Şimdi 6 ile 9'u birleştirdiğimizde de o iki dairenin birleşiminden 8. Evet. Yani sonsuzluk çıkar. Doğru çıkıyor. İki alemi, madde ve manayı birleştirmek, yaratıma geçmek. Amaç bu zaten. Evet. İşte isterim ki bilineyim. Evet. Çok doğru. Sayılarında Muazzam. böyle de güçleri, enerjileri var. Peki Evet. 11-22-33 için ne diyoruz? Bunlar önemli. Şimdi 11 ve evet 11, 22 ve 33 sadeleştirilmiyor. Bir de 19 var. Evet. Mesela 19'luların daha evvel işte peygamberlerin ya da evliyaların yanlarında bulundukları söyleniyor. 11 yine sadeleşmiyor ama mesela bana da 11'li çok gelen var. Fakat maalesef 11'in idrakinin açılması da çok zor. Hatırlamıyorlar. Hatırladıklarında aslında orada bakın bir, iki tane bir var. Evet. İki tane bir. Evet. Ben ve sen aslında ikisi de ben diyor. Ama hangi ben? 11'liler görevliler. 22'liler görevliler. 33'lüler görevliler. Bu varlıklar yüksek potansiyeli olan varlıklar. Şimdi bu 11, 22, 33 ana kulvardaysa başka bir anlam içeriyor. Yan kulvardaysa başka bir anlam içeriyor. Ana kulvardaysa deneyimlenmiş fakat bunu artık madde boyutuna görev bilinciyle nacizane yanlış hatırlamıyorsam ben de 11'liyim. Ben de 11'im. Hani her Denminman'ın 1'e denk geliyor. Evet. Ama tabii o biri keşfedene kadar işte böyle depremdi, hastalıklardı. Evet. Bayağı bir sarsıyor hepimizi. Deneyimlerden geçmeden de bu yola Olmuyor. Amaç o zaten. Evet, dünya okulunun amacı o. Ve yan kulvardaysa da ana kulvardaki değerin ödülü oluyor. Yani bu yaşamda 11'li değilsiniz belki ama bir sonraki yaşamda daha büyük görevle bu yaşam itibariyle daha büyük bir görevle geleceğinizi, yüksek deneyimler yaşadığınızı. Bakın biz danışmanlıklarımızı %99 tabii yine kişilerin talebi ama astroloji ve numeroloji olmadan vermiyoruz. Çok güzel. İkisini bir veriyoruz. Evet. Çünkü o kadar koordine. Çünkü numeroloji maddeyi, astroloji maddeyle birlikte manayı verir. Kişilerin mesela çok rasyonel akılla gelenler astrolojiyi çok anlamıyorlar. Numerolojiyi çok daha kolay anlıyorlar. Mesela astroloji eğitimlerimiz de bizim temel seviye işte 6 ay 8 ay arası değişiyor. Ama numeroloji eğitimini 8 haftada veriyor. Evet, güzel, Ve çok. muazzam bir farkındalık yaratıyor. Ben ikisini bir bütün olarak düşünüyorum. Ayrı ayrı çok düşünemiyorum. Kalbin mutmain olması için şart. Doğru, çok çok güzel Şart. ettiniz. Şimdi Evet. gözüme çarpan bir şey var. Sizin sayfanıza baktığım zaman harikulade videolarınız var. Yani ben büyük keyif. Teşekkür ediyorum. Bunlardan bir tanesi 2 gün önce galiba yayınladınız. Evet. Zina nedir? Öyle güzel anlatmışsınız ki sizden Ay çok teşekkür ederim.
Sizden rica edelim, bu akşam da katılımcılarımız için zina nedir? Biraz bahseder misiniz lütfen? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyunca, astrolojiyi bilince de bu konuya özellikle de danışanlarımızın isteği üzerine biraz da meylettik diyelim. Zinaya ben nacizane hep şöyle bakmışımdır. Evet, zinanın kelime kökeni ziyan. Ziyandan geliyor. Peki ziyan edilen mi? Acaba sadece evlilik dışı ilişkiler mi? Bunu sınırlamak çok da bir idrak yaratmayacak bizde. Çünkü sistemin içinde ruh eşi yolculukları, ikiz alev yolculukları dediğimiz aslında kişiler üzerinden yürüyormuş gibi görünüp tamamıyla idrakle alakalı, tekamülle alakalı bir serüven. Ama biz işte sadece altıdan bakarsak olmuyor hocam. Daha bütünsel bakmamız lazım. Bütün bu konuları araştırırken ve danışanlarımızın da talebi üzerine gelen soruların çoğunluğunu, çünkü biz yayınlamaya çalışıyoruz, zinayı anlatma gereği duyduk. Çünkü zina ziyan edilen enerji olduğu için bu sadece ilişkileri ziyan etmekle kaldı. İşte çok Siz güzel. kendinizi Muhteşem, muhteşem. Gerçekten. Evet. sadece kendinizi ziyan etmiyorsunuz, diğerini de ziyan ediyorsunuz. Bakın, bize en çok gelen danışanlar hep ilişkilerden şikayetçi. Evet. Ya eşlerinden, ya partnerlerinden, ya ortaklarından, ya anne babadan, ya çocuktan. Şimdi burada birbirinizin hayat amacını bilmeden birbirinizi anlayamıyorsunuz. Ve bu gerçekten zina. Ziyan edilen enerji. Videoda hani üstü kapalı da olsa birazcık anlatmaya çalıştık. Çünkü haritalar üzerinden baktığımızda çok daha derin anlamları çıkıyor. Ve zinanın gerçekten sadece eşlerin birbirini aldatması değil. Siz mutlu değilsiniz. Anlaşamıyorsunuz. Evde muhabbet yok, huzur yok, bereket yok. Çocuklar mutsuz. Diğer büyük ebeveynler, küçük ebeveynler mutsuz. Yani neden o zaman? İşte buraya ne giriyor en çok? Ya konfor, ya çıkar, ya menfaat. Değil mi? Evet. Bunu hepimiz yaşadık. O zaman da kendi hayatını yaşamamış oluyorsun. Aynen. Önce siz zaten kendinizi ziyan ediyorsunuz. Evet. Başkasını elinizde zorla tutmaya çalışırken onun tekamülüne, varlık sahasındaki yerini almasına engel oluyorsunuz. Çok doğru. Çok, O çok. nedenle bu zina eşittir ziyan hocam. Evet. Enerji. Ben demiyorum ki herkes boşansın ya da herkes evlensin, zorla otursun. Kimseyi boşatmak gibi bir niyetim Hayır. yok. Ama ve lakin neden evlisiniz hala? Ya da evliyken neden başka eşlere meylediyorsunuz? Evet. Belki de gerçekten o meylettiğiniz kişi sizin tekamülünüz için gerekli olandır ve karşınıza çıkmıştır. O zaman eşinize, kadın veya erkek fark etmez, dürüstçe artık seninle yapamıyorum. Evet, bana kattığın her şey için teşekkür ederim. Bunu adil bir şekilde bitirelim. Çünkü ben orada idrak varsa amaç, bakın, evli mutlu çocuklu olmak değil. Amaç oysa burada da evlisin çocuklusun ama mutlu değilsin. Doğru. Çünkü her şeyi kendi yerine monte etmek lazım. Bakın, çok küçük bir örnek vereceğim. Şimdi bizim buzdolabını çalıştırmamız için fişi prize takmamız lazım. Kesinlikle ve o fişinde o prize girmesi lazım. Yani fark Oturması lazım, evet, değil mi? Onun yuvaya oturması lazım. Bakın, yuvaya oturması lazım ki o elektrik, çünkü trafodan bir elektrik geliyor. kesinlikle. Gıdaların korunması lazım. Öyleyse ne yapacağız? Bakın, fiş ve prize baktığımızda kadın ve erkeğin birleşimi gibidir. Zaten dişi erkek diye de geçer. Evet, doğru. Şimdi bu birleşmenin bile bir anlamı var. Hani konuşmaktan edep ettiğimiz, çekindiğimiz bir konu vardır, cinsel birleşme. Fakat onun bile kutsallığını yitirdik biz. Yani tam Çünkü evliyiz. evet. Tam da bu Buyurun. bir soru soracaktım. Devam edin. Bir Buyurun. tane sorumu sorayım çünkü. Veya şimdi sorayım. Lütfen buyurun. Cinsellikten bahsederken kutsal orgazm var mıdır? Yoksa
cinsellik veya orgazm sadece bedensel bir haz mıdır? Kutsal orgazmdan bahsedersek çok sevinirim. Biraz da buna değinelim. Çok güzel denk geldi. Çok teşekkür ediyorum. Tam da ben de bu konuya girecektim. Evet. Çünkü birbiriyle çok bağlantılı. Çünkü zinayı en çok cinsel birleşme üzerinden zina olarak görüyoruz. Oysa ki gözün de zinası vardır. Kulağın da zinası vardır. Dilin de zinası vardır. Her azanın zinası vardır. Hı hı. Doğru. Siz bunu başka eşlerle gizli yapıyorsanız ve hala bir tarafa tutunmaya da çalışıyorsanız ve üzüyorsanız bu ziyan edilen bir enerji. Şimdi cinsel birleşmeye baktığımızda kadın ve erkek organının birleşme şekli bile o prizdeki elektriği almak üzere. Cinsellik de aslında bunun için yaşanan bir eylem. Ve bunun tabii yaş aralığı mevcut. Ancak eşler sadece evet bu bedende yaşanan bir şevk olması gerekirken daha çok zevk boyutunda bırakıyoruz. Ve maalesef en çok da kadınlarımız bize orgazm şikayetiyle geliyor. Orgazm olamama şikayetiyle. Çünkü hakikati bilmiyorlar. Belki de doğru eşlerle değiliz. Doğru eşlerleysek bile enerjiyi doğru kullanmadığımız, idrakli kullanmadığımız için bu orogonit enerjiyi, orgazm enerjisini, bakın orgazm ve eks olurken ki duygu aynı duygu. Bakın aynı duygu. Neden? Çünkü orgazmda şu vardır. Kadın ve erkek ortadan kalkar. İlk başta kadın ve erkek birleşiyor gibi görünür. Oysa ki maksat orada eril ve dişilin, yani iki Rahman ve Rahim enerjilerinin birleşip bir yüksek, tabii kök çakradan başlayıp tepe çakraya kadar. Bu Yaşam Çiçeği'nin Sırrı kitabında çok güzel verilmiştir, daha detaylı. Ve bu birleşmeyi bizim en kutsal, en saf, en çıkarsız haliyle. Çünkü orada çıkan enerji besmeledir. Hı hı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, Rahman ve Rahim eril ve dişil enerjilerden oluşuyor. Evet, doğru. Ne der İbnül Arabi besmelenin sırrında? Ey ahiret, ey dünya ve ahiret Rahmanı, ey ahiret Rahimi. Bakın bu bile idrak etmek için muazzam bir cümle. Kadın ve erkek birleşiyor gibi görünse de amaç orada bunu bedenlerden öteye taşımaktır. Ve amaç anda ne geçmişi ne de geleceği düşünmeden anda şükür enerjisiyle o iki enerjiyi, Rahman ve Rahim boyutunu birleştirip o kutsal enerjiyle, o vibrasyonla çakraların açılması gibi, bir sondaj çalışması gibi düşünün. Petrolü çıkarırken değil mi? Sondaj makinesi var. Doğru, doğru. Evet. Olduğu yere ulaşınca çıkar. Siz burada yasak, haram, günah. Ha, tamam, geldiniz. Tamam. Evet. Canlı yayın. Canlı evet. Yayının cilvesi. Cilveleri. Tamam. Tekrar geldik. Hoş geldiniz evet. Tekrar. Evet. Şimdi burada maksat o muazzam enerjiyi çıkarmak. Bir olmak. Evet. Birleşmek. Sevişmek ayrı bir şey. Birleşmek ayrı bir şey. Bizim amacımız işte bu çakraları, nefis mertebelerini doğru kullanmak. İdraki doğru kullanmak, eril ve dişili, yani akıl ve kalp boyutunu birleştirip o mutlak varlığın enerjisiyle donanmaktır amaç. Ve evet. Yaşama katılmak. Doğru bir şekilde, arınmış bir şekilde. Çünkü şimdi karşımıza gelen bir insana kızıyoruz, değil mi? Ama onun mutlak varlık olduğunu bilsek, hep şöyle bir metafor veriyorum danışanlarıma. Ölüm anını bir düşün diyorum. Eks oldunuz, yukarı çekildiniz. Haşa, diyelim ki Allah karşımıza geldi, dedi ki bak dedi, senin Ayşe, Ahmet, Mehmet diye takıldıklarına bir bak. İşte onu yaptı, bunu yaptı. Hikaye misali.
Buradan bir fermuar açılıyor hocam. Evet, Ve evet. o oyuncak bebekler gibi açılıyor ve içinden o mutlak varlığın özü çıkıyor. Ve soru şu: ben hep seninleydim, sen kiminleydin? Wow. Muhteşem. Muhteşem. Ben ölümü hep bu şekilde hissediyorum, bu şekilde algılıyorum. Çünkü ölüm hiçbir zaman bir son değil. Kendi içinde dönen bir sistem. O nedenle astrolojiye beyin nöronları diyorum Tanrı'nın. Çok Gözü diyorum insana. Bunu bütün tasavvuf öğretileri de söyler. O nedenle cinsellik, birleşme, doğru kişiyle olmalı. Doğru eşleşmeyle olmalı. Aynı amaca hizmet eden, o mutlak varlığı gözeten, bir an nefsine düşmeden, gafil olmadan yaşanacak bir durum. Biz doğru. işte zinada bunu ziyan ediyoruz. O mutlak varlığı ziyan ediyoruz. Eşleri üzüyoruz, partnerleri üzüyoruz, çocukları üzüyoruz. Değil mi? O Doğru. zaman ne yapacağız? Bir şey olmuyorsa bağımlılık geliştirmeden bitirmesini öğrenmemiz lazım. Şimdi ayetlerde de nasıl buyruluyor? İşte oğulların, malın, mülkün fayda vermediği günde. Ya bana döndürüleceksiniz. Bu birkaç ayetin birleşimi ama. Peki o zaman böyleyse bu yaşamda da biz bir göz kırpmasından kısa bir süre kalıyorsak biz neyi ziyan ediyoruz? Doğru. Bunu neden yapıyoruz? Bir tek emin olduğumuz tek şey bir gün ölecek olmak. Bundan çok eminiz, evet. Bildiğimiz tek şey bu. Yarın ne olacağını bilmiyoruz Aynen. çoğu zaman. Çoğu zaman Öyle bilmiyoruz. değil ki, deprem geldi, nice insan gitti, mal mülk gitti. Kime ne faydası var? Evet. Öyleyse biz bir duralım. Anda kalmak dedikleri şey bu. Oyalanmadan, dalmadan, dağılmadan yaşama katılma. Neşeyle, sevgiyle, huzurla, umutla, birlikle. Bu dünya kimseye kalmamış, bize de kalmayacak. Bu öfke neden var? Bakın, Mars enerjisidir. Mars yaşam enerjimizdir bizim. Ve Bu biz öfke kendi var, düşman, yaşamımızda düşmanlık var, sembel var. gereksiz aslında işte. Yani neden bilmemekten var? Kişi Evet. kendi haritasını, yani yol haritasını bilse bunu zaten yapmayacak. Çok O doğru. zaman bir yerlerden öğretmeye başlamamız lazım. Ama Kesinlikle bu katılıyorum. astrolojiyi, numarolojiyi, feng shui'yi, tasavvufu bir yaşam felsefesi haline getirip doğru kullanmak lazım. Biz bunları bile zina yapıyoruz, ziyan ediyoruz. Çok güzel, çok güzel. Nükhet Hanım, şöyle bir videolarınızda yine şöyle bir başlıklara rastladım. Bunları da sormak isterim, müsaade Buyurun. ederseniz, yorulmadıysanız Estağfurullah. eğer. Buyurun. Ruh, Estağfurullah. ruh nedir? Din nedir? Evet, çok güzel. Evet, din nedir? Yani ne oluyor? Biraz açar mısınız dini bir Şimdi öğrenelim, ben dinin anlamı. evet, kendi algımla söyleyeceğim, kendi hissettiğimle söyleyeceğim. Eksik olabilirim, yanlış olabilirim ama benim inandığım şey bu. Bakın, din kelimesinin harflerine baktığımızda D harfi tek bir tanedir, değil mi? Evet. İ harfi ve N Evet. harfi. D harfi tek gözlük gibidir, tek bakış. Evet. Oysa ki B'de iki göz vardır. Yani her şeyi görebilir. İ harfi Elif harfine denk geliyorsa ve üstündeki nokta yukarıdan bir akış varsa ve o N harfini nur kabul edersek, ikiyi bir edip hakikati görün der aslında. Ve din birleştirmek için belki de olması gerekirken maalesef bir otokontrol sistemi haline gelmiş durumda. Çünkü insanları en çok biz bu yolla maalesef yollarından ediyoruz. Din algısı, din öğretisi adı altında. Oysa ki din birleştirmek için gelmiş. Değil mi? Evet, doğrudur. Gerçek. Dinlerin amacı bu. İslamiyet.
gerçeği öğretmek, birleştirmek, hoşgörüyle, sevgiyle. Ama biz her şeyde olduğu gibi bunu da çıkarlarımız için kullanıyoruz. Ya ne bunu yazık. gerçekten yapmamak lazım. En çok insanları buradan sömürebiliyor. Ama din derseniz, bence okullarda din kültürü ve ahlak bilgisinin içine mutlaka tasavvuf eklenmeli. Şimdi onu soracaktım. Yani tasavvuf konusunda neler söylersiniz? Dinle, tasavvuf din değildir. Tasavvuf bir gönül yaşam felsefesi. Evet, bir gönül disiplinidir diye. Kesinlikle. Çok Aşktır. güzel buyurdunuz. Evet, aşktır. Tasavvufa O nedenle aşktır. insanlara çok sıcak gelir. Evet, çok gerçekten çok sıcak. Ben tasavvuf dinlediğim zaman kendimden geçiyorum. Yani yüreğime dokunuyor. Ama dini metinleri okuduğum zaman buyruklar var orada, emirler var. Şunu yap, bunu yap. Emirler, yasaklar, Yasaklar. tavsiyeler, Evet. şeriat boyutu. Evet, aynen öyle. Korku aşılayabiliyor, sevgi aşılayabiliyor. Hayatın dualitesini diyelim, yani iki kutbu da bize veren Evet. bir öğretidir. Din aslında bir yoldur, bir ışıktır, Kesinlikle. bir fenerdir. Ama tasavvufa baktığımız zaman birliği, tevhidi, gönül merasimini, gönül kapısının açılmasını, bu iki şey arasında, disiplin arasında büyük bir fark var. Çok. Ama Fark ne biliyor musunuz hocam? Fark şu. Dinin içinde dogmalar var. evet, doğrudur. Bakın ayette ne diyor? Ataların dini üzere. Biz babalarımızı bu din üzere bulduk. Peki diyor, babalarınız yanlış da olsa mı bu yolda gidecek? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ben dediğim gibi 12 yaşından beri okuyorum. Ve her tamamladığımda artık ayetlerin, surelerin numaralarında dahi teke indirdiğinizde bir anlam var. Bir anlam var. Belki de asıl özü o zaman ortaya çıkıyor. Çünkü çok Kesinlikle. araştırdım. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde harekeler yok. Ve asıl yanlış bilmiyorsam yine araştırmalarım doğrultusunda Arabistan'da da hakim olan dil Süryanice. Arapça ötresiz, harekesiz, yani harekeler olmadan kullanılan bir dil. Fakat sonra meale çevrildiğinde harekeler kullanılmış. Evet. İki şedde geldiğinde ne oluyor? Değil mi? Üstün ötre cezm geldiğinde ne oluyor? Anlam kaymaları olduğunu düşünüyorum nacizane Kesinlikle, Kur'an'da. ben de aynı şeyi Özü bozulmamış düşünüyorum. Evet. olsa bile, bakın bir cümleyi bile İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğinizde farklı çıkıyor. Yani O nedenle orijinal lisanında mutlaka okumak ve anlamaya çalışmak lazım. kesinlikle biraz araştırmak lazım. Çok hazırcıyız hocam. Evet. Çok hazırız. Yani böyle bekliyoruz. Var mı? Bir şey ağzıma düş. Hayır efendim. Biraz da siz elinizi taşın altına koyun. Öyle değil mi? Doğru, katılıyorum. O Ben de nedenle katılıyorum. dini dogmalardan uzak yine birleştirmek için. Evet bakın mesela şeriat çok pardon şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Dört kapı diye geçer. Şeriat kanun ve hükümlerdir. Tarikat bir yol arayışı. Tarik yol arayışıdır. Evet. Hakikat, herkesin bir hakikati vardır. Değil mi? Ama Doğru. hakikat tektir aslında. Ve marifet sizin o hakikate ulaşmanız. Yani Öze ulaşmanız. teklik hakikatiyle insanın hakikati, ona gerçeklik diyoruz. Kesinlikle. Öztürk'te. İnsanın Evet. gerçekliği doğrultusunda kademe kademe yükselerek tek olan hakikate ulaşmak. Belki de biraz öyle mi ifade etsek daha iyi olur? Çok doğru, evet. O hakikati arıyoruz hepimiz. Gerçek gerçekliği. Evet. Mutlak gerçekliği. Mutlak aşkı arıyoruz. Evet, zaten aşkız. Zaten aşktan ibaret. Tabii dünyanın yaratım sebebi bile Venüs. Evet, aşktır. Doğrudur. Astrolojide sembollere bile baktığınızda aslında anlatır. Aradaki açılar, yerleşimler. İşte onun için diyoruz bir
Tamam, doğal taşlarla başlayın. Onların bilgeliklerinden, saf enerjilerinden. Ben doğayı ve taşları, eşyalarımızı, evimizde kullandığımız cansız varlıkları bile Allah'ın sessiz şahitleri olarak tanımlıyorum. Çok güzel. Çok güzel ifade. Ama insan dünyada evet ama varlığıyla iki alemin de şahididir. O nedenle insan halife. Şimdi burada bir soru var Nükhet Hanım. Buyurun Mesnevi'deki hocam. müstehcen hikayelerin anlamı nedir diyor Pembe Kolçak. Mesnevi'deki müstehcen hikayelerin anlamı nedir? Böyle bir soru. Güzel bir soru ama derin bir soru. Evet. Müstehcen kime göre müstehcen? Evet, bir edep, bir haya olmak zorunda. Ama orada bile Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın üst bakışıyla, mesela bakın şöyle söyleyeyim, Hazreti Osman edebi temsil eder ve banyo yaparken ince bir kıyafet giydiği, Allah'tan utandığı söylenir. Wow. Değil mi? Evet. Edep önemli ama Hazreti Mevlana bile o cinselliğin kutsallığını bildiği için nefis boyutunda ve ruh boyutunda anlatır. Tabii. Çünkü biz dualitede, yani lineer zamanda baktığımızda fark var. Bu da Kur'an'ın Furkan kısmına denk gelir. Bakın Kur'an-ı Kerim'in üç tane adı var. Musaf, sayfalar, her birinin, her bir varlığın nefsine denk gelir. Furkan farkları gösterir. Kur'an hepsini birleştirir. Evet, çok güzel. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde iblisten, şeytandan da bahseder, meleklerden, peygamberlerden de bahseder, değil mi? Evet. Sahabeden de bahseder. Öğretiler, emirler, yasaklar. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in kitabını kapatıp başımıza koyuyoruz. Doğru. Değil mi? Tabii Açıp ki. da bir oradaki bir bahsin tekini öpmüyoruz. Kur'an sensin zaten. Senin içinde her şey var. Onun için ikra diyor. Kendini oku. Kendini oku. Kendini oku. O nedenle Mevlana'nın da, Hazreti Mevlana'nın da bu müstehcenlik konusunda insanın idrakini açmak için. Çünkü bakın ne dediniz az önce, ruh nedir? Ruh meyvedir, özdür. Nefis tohumdur. Nefis ve ruh ayrılmaz bir bütündür. Biri ham hali, biri olgun hali. Biz nefsi ayrı ve kötü biliyoruz. Ruhu iyi biliyoruz. Hayır. Ruhun madde boyutuna, lineer boyuta farklılıklarla yansıması, bunun kademe kademe olgunlaşıp hatırlama zevkine varmak içindir aslında. Bilinebilmeyi anlatır. Maddeden başlıyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Yumurta eril ve dişine gidersek, yumurta kadındadır, kadındadır ve rahimden birleşmeden evvel döllenme fallop tüplerinde gerçekleşir. Evet. Yumurtalıklardan atıldıktan sonra. Doğru. Ve yumurta ve sperm tutunup rahimi dolaşırlar. Uygun bir yer ararlar. Ve bu yaklaşık olarak, yanlış bilmiyorsam, hani lise döneminden aklımda kalan, yaklaşık 72 saate yakın bir süreç alır. Ölüm hadisesi de 72 saat. Büyüklerimiz ne der? 3 gün yatak, 4. gün toprak. Wow. Değil mi? Kalp, 4. çakra. Aşağı ve yukarıyı birleştiren o tatterevallinin tahtası gibidir. Ortadaki pim gibidir. Dengeyi sağlar. Köprü gibidir. Biz o dördüncü Köprü, evet. yukarısının Kesinlikle. köprüsü diye geçer. Kristal bilinç eğitimlerini verdiğimde orada bilhassa dördüncü çakranın üzerinde çok dururuz biz kristalleri anlatırken. Evet. Bizim için en önemli iki tane çakra var. Biri üçüncü göz dediğimiz altıncı çakra, Altıncı sayı. Evet. güçlendiren boyuttaki çakra, biri de kalp çakrası. Bu ikisi beraber, yani kalp çakrası açılmadan sezgisel boyutta derinleşemiyor insan.
Evet, namazda da Elif duruşunda ellerimizi bağladığımızda kalbin üstünde epifiz bezi, Evet. kalp ve ayaklar hizalandığında biz Elif duruşuna geçeriz. Her şeyden bağımsızlaşır, özle buluşuruz. Evet. Hakikat odur zaten. Şimdi bir örnek daha vermek istiyorum bu ruh için. Şimdi bu dört kapı dedik ya az evvel. Şimdi ben çocuk gelişimi okuduğum için herkes bildiği dilden konuşsun demiş ya Peygamber Efendimiz. Evet. Şimdi yumurtalıkları, fallop tüpünü ve rahimi, kadın üreme organını göz önüne getirdiğimizde yumurtalıklar şeriat kısmıdır. Yo. Evet. Orada bir hormonların yumurtanın olması lazım. Fallop tüplerine gelir, döllenme gerçekleşir, sonra tarik başlar, yol arayış. Tarikat. Tarikat, tarik, yol arayışı başlar. Eril ve dişil tutunur, yer ararlar kendilerine. Ve sonrasında bir yere tutunurlar, bir marifet başlar artık. Büyüme, değil mi? Bölünme başlar. Yaşam çiçeği. Yaşam çiçeği. Doğru. Bir yaşam başlar orada. Ve bebeğin doğumuyla ne olur? Hakikat çıkar ortaya. Harika. Fakat bebeğin ruhunun üflenmesi, işte yıllar evvel bir kitapta okumuştum ama maalesef kitabın adını da yazarını da hatırlamıyorum. Her neredeyse ona selam olsun, Allah ondan razı olsun. Diyordu ki kitapta bebeğin ruhu anne karnında gebeliğin 3. ayından sonra üflenir. Bakın dinen de ilk 3 ay bebeğin veyahut da annenin sağlığı söz konusuysa kürtaj caiz. Ama 90 günden yani 3. aydan sonra kürtaj yapamazsın. Bakın burada 30, 60, 90 bile bakın 3, 3, 6, 6, 9. 9. Evet, burada da öyle. 4. ayda yani 90 ile 120. gün arasında bakın 9 yukarıdan inecek ruh bedene üflenir. Hı. 4. ayda. Ve 4. aydan sonra düşükler azalır. Düşük riski azalır. Doğru. Bakın 120 yine 1, 2 daha 3. 0 o sezgi ruhun bütünselliği. Harika. Size misaller verdik. Ola ki akledesiniz diyor. Niye hissedesiniz demiyor. Niye sezesiniz demiyor. Ve bakın yumurtayı sperm dölledikten sonra yine yanlış hatırlamıyorsam sperm baş ve gövdeyi yumurta içine aldıktan sonra kuyruğu bırakır. Eril enerji zihini üretir ama dişiye rapt olur. Yumurtaya, öze, teke rapt olur. Milyonlarca sperm vardır. Dişi bir tanesini alır ve eril olan yani sperm kuyruğu zihni bırakır. Onun için derler ya zihni susturun, işte akıl edin. O zihinde üretileni biz akıl süzgecinden geçirip kalbe indirdiğimizde döllenme başlamıştır. Evet, harika. Nükhet Hanım, Buyurun. belki de son soru diyeceğim. Eğitim Buyurun. danışmanlık veriyorsunuz siz, hani deminden Nacizane çalışıyoruz diyelim. çok çok güzel bir hizmet tabii ki, misyonunuz Teşekkür harika, ediyorum. insanlara aydınlanmayı ve şifa vermeyi bir misyon edinmişsiniz. Bu eğitim ve danışmanlık hizmetleri içinde bunun içeriği nedir? Yani kimler başvurabilir size? Neler, nasıl bir yol çiziyorsunuz? Bu çalışmalarınız hakkında da bilgi rica edeyim. İsteyenler, Evet. tabii ki size danışmak isteyenler sizin sayfanızdan, DM'den yazabilirler zannediyorum, değil mi Nükhet? Evet, Oradan cevap yazabilirim. gelecektir. Peki, bu eğitim Evet. danışmanlık hakkında neler söylüyorsunuz? Bizim eğitimlerimiz Eylül ayında başlıyor. Evet. Yaklaşık 5-6 ay diyoruz ama öğrencilerimiz tabii içinde tasavvuf öğretileri ve numeroloji de olduğu için bu dönem uzayabiliyor. Evet. Ve biz eğitimlerimizde astrolojinin hakikatini öğretmeye çalışıyoruz. Daha tasavvuf, daha hakikat diliyle temel seviyeyi veriyoruz. Hep söylediğim şey şu hocam, ben astrolog yetiştirmek değil amacım. Amacım astroloji, numeroloji, feng shui ve tasavvuf üzerinden hakikati öğrenmek, idrak etmek. Değil mi? Bunu da ne üzerinden yapıyoruz?
karmalarımız üzerinden yapıyoruz. Alan olarak karma astrolojiyi seçmemin sebebi budur. Tasavvufa daha yakın olduğu için ya da tasavvuf ve astrolojinin birleştiğinden bir idraki çıkarmak kolay olduğu için. Çakralarına bakıyoruz, karmik yüklerine bakıyoruz, blokajlarına bakıyoruz, bir önceki yaşam deneyimlerine bakıyoruz. Burada amaç ne? Tanrı seni buradan kendini nasıl izleyecek? Nasıl bulacak? Değil mi? En çok sıkıştığımız alanlara bakıyoruz. Nacizane kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğü kadar güzel de geri dönüşler alıyoruz. Bu da bize şevk veriyor. Harika. Tanrı'nın bir lütfu gibi, memnuniyeti gibi geliyor bize. Kişinin kendini hatırlamasına yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle. Aynen öyle. Doğru söyledin. Evet. Çok harika. Peki, son olarak bize neler söylemek istersiniz Nüket Hanım? Çünkü ben sabaha kadar sizi dinleyebilirim. O kadar Eksik olmayın. yüreklere hitap ediyorsunuz. Allah razı olsun. Çok Sağ olun, teşekkür var ederim. olun. Son olarak bize Siz de sağ olun, var olun. dersiniz lütfen. Ne söylemek isterim? Çok şey söylemek isterim. Neyi? Kalpten söyleyebileceğim şey şudur ki, öncelikle gerçekten idrak oluşturmak için bir ilminiz olmalı. Evet. Çünkü ilim neden önemli? Bizim zahiri yani dünyevi mesleklerimiz aslında batıni görevlerimizin dualitedeki karşılığı. Evet. Evet. Ben nacizane çocuk gelişimini seçtim ama şimdi ruh çocuğunu yani kalplere dokunarak insanın kendi özünü bulma yolculuğunda onlara eşlik etmeye çalışıyorum, şahitlik etmeye çalışıyorum, onların hizmetkarı olmaya çalışıyorum. O nedenle önce kendimizi bir tanıyalım. Sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış insana en çok yakışan duygu durumları, eylem durumları. Öncelikle bunu bir yapalım. Empati kuralım. Evet. Anlamaya çalışalım. Mutlaka bir ilmimiz olsun. O ilmi geliştirelim. Daha içsel bakalım. Ve bu şekilde alabiliyorlarsa, gönülleri kimi çekerse mutlaka bir astroloji danışmanlığı alsınlar. Bu kesinlikle bizden olmak zorunda değil. Mutlaka kalpleri onları yönlendirecektir. Kendilerini tanısınlar. Kendileri öğrensinler. Ben herkesin işte matematik, fizik, kimya gibi, edebiyat gibi astroloji, numerolojinin, feng shui'nin temel ders gibi verilmesinden yanayım. Herkesin bilmesi gerektiğine inanıyorum ve danışmanlıklarımızı eğitimsel veriyoruz, anlatıyoruz onlara. Herkese başta sıhhat, huzur, afiyet, bereket ve mutluluk diliyorum. Hepimizin yolu açık ve aydınlık olsun. Katiyen birbirimizden ayrı değiliz. Sevelim, Evet. sayılalım, sayalım. Evet. Birleşelim artık ya. Ya, Kalben birleşelim. gerçekten öyle. Bütün temennimiz bu. Bu vesileyle Ömür herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Çok yakın bir yiyelim. gelecekte bayram. Ama ben sizi bırakmayacağım. Kabul ederseniz biraz aydınlık bu gece böyle bir şeyler oldu. Yok, çok romantik oldu hocam, öyle Çok romantik demeyin. oldu. Kum ışığında. Aşk ehliyiz ya. İnşallah böyle bir sohbet daha kabul ederseniz Seve seve her zaman. aydınlık bir ortamda bir daha sohbet ederiz sizinle. Çünkü İnşallah. sohbet etmek harikulade. Zaten geri bildirimler de öğrencilerimize Estağfurullah. büyük keyifle teşekkür ediyorlar. Harikasınız diyorlar. Çok öf Allah razı olsun herkesten, hepimizden inşallah. İnşallah. Hepimiz çok güzeliz ve çok biriz. Tek bildiğim şey bu. Evet. Herkesi, başta sizi kucaklıyorum. Kalben kucaklıyorum. Tüm dostlarımızı, tüm sevenlerimizi, sevmeyenlerimizi, Evet, doğru. herkese sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de Allah kabul etsin diyorum inşallah. Allah kabul etsin. İnşallah çok yakında tekrar buluşmak üzere. Sağ olun. Hayırla görüşelim. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hepinize sevgiler. Sağ olun.